Herkese merhaba, ben Sercan Çam. Bugün Disney Channel'ın 2 milyon abone ulaşmasını kutluyoruz. O yüzden ben de 2 milyon kutlama pastası yapıyorum. Hatta bu pastayı kurabiyeden yapacağım. Taze meyvelerle ve şekerlemelerle süsleyeceğim. Nefis bir pasta olacak. Hatta görselliği mükemmel bir pasta olacak. O yüzden zaman kaybetmeden hadi pasta yapımına başlayalım. Pasta yapımına ilk olarak kremadan başlayacağım. Yarım paket beyaz çikolatanın içerisine yarım su bardağı sıcak kremayı ilave ediyorum. Ve beyaz çikolatanın erimesi için şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Evet, beyaz çikolata eridi. Şimdi bunu büyük bir karıştırma kabına alıyorum. Ve şöyle karıştırarak soğutuyorum. Ve soğutmamın sebebi üzerine soğuk krema ilave edeceğim ve onları çırptığım zaman güzel kıvam almasını sağlamaktır. Şu alttan elimle kontrol ediyorum. Daha devam etmem gerekiyor. Evet. Kremam soğudu. Şimdi üzerine yarım su bardağı soğuk çiğ kremayı ilave ediyorum. Ve bir paket krem şantiyi döküyorum. Ve mikserle onları çırpıyorum. Kremayı güzelce çırptım. Şöyle mikserin ucunu kaldırdığımda su dalgası oluşuyorsa kremanız olmuş demektir. Şimdi kremayı buzdolabına kaldırabilirim. Krema buzdolabında dinlenirken ben bir yandan kurabiye hamurunu yapmaya başlayacağım. Bunun için ilk olarak kuru malzemelerimi alıyorum. Bir paket pudra şekeri. Üzerine birazcık un döküyorum ve soğuk tereyağını ilave ediyorum. Hafif hafif yoğurmaya başlıyorum. Un yanımda dursun çünkü onu yavaş yavaş ilave edeceğim. Şöyle parmağımla tereyağını kuru malzemelere yedirmeye çalışıyorum. Biraz daha unu ilave ediyorum. İki buçuk su bardağı unun tamamını koymadan evvel bir tane yumurta kırıyorum. Ve kalan unu kıvamı belirlemek için kullanacağım. Kalan unu ilave ediyorum. Bu aşamada vanilyamı da döküyorum. Siz arzu ederseniz toz vanilini de kullanabilirsiniz. Ve güzelce yoğuruyorum. Kurabiye hamuru böyle hafif parça parça oluyor. Buzdolabına girip dinlendikten sonra toparlanıyor. Şu an gayet güzel bir kıvamda. Kurabiye hamurum şöyle güzelce toparlandı. Şimdi bir 15-20 dakika buzdolabında dinlenecek. Kurabiye hamurum buzdolabında dinlenirken ben yazıcıdan çıkarttığım bu şablonları keseceğim. Siz de isterseniz elinizle çizebilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi yazıcıdan da çıkartabilirsiniz. Bu arada kendi adınızın baş harfini yapabilirsiniz. Yaşınızın çıktısını alıp aynı şekilde kesip benim yaptığım pastayı kişiselleştirebilirsiniz. Tamamen sizin de isterseniz o. Evet, 2 BM'yi şöyle gördüğünüz gibi, hatta şöylesi, 2 BM'yi kestim. Şimdi bunlar kenarda olacaklar. Dinlenen kurabiye hamurumu buzdolabından aldım. 2 tane yağlı kağıt arasında hamuru açacağım. Üstüne şöyle hafif hafif bastırdım. Şimdi merdane ile açıyorum. Tabii biraz güç uygulamak lazım şöyle. Şimdi buradaki en önemli noktalardan birisi bu hamurun çok ince olmaması. Çünkü ince olursa kırılır, kalın olursa da içi pişmez. Bu yüzden ben bu chopstick'lerden yardım alacağım. Bu chopstick'ler kurabiyenin her tarafının eşit kalınlıkta olmasını sağlayacak. Ve şu kalınlık gayet iyi. Şöyle kenarlarına koydum. Diğer tarafa koyuyorum. Evet, o kalınlıkta olana kadar şöyle açacağım. Kalınlıkta oldular. Açıyoruz. Yağlı kağıdı.
Şimdi harfi getirip üstüne şuraya koyuyorum. Şöyle şuradan başlıyorum. Evet, ilk hamurumu kestim. Sıra geldi diğerine. Her şekilden iki tane yapmak durumundayım. Çünkü pasta olacağı için iki kat olacak. Esas hamurumuza zarar vermeden kenarındaki kalan hamurları toparlıyorum. Evet, hamurları kestim. Şimdi hamurların kabarmasını istemiyorum. Kabarmaması için de şöyle bir çatalla hafif hafif şöyle üzerlerini deliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında 10-15 dakika arasında pişireceğim. Aynı işlemi M harfi için uyguluyorum. Süslemek için kullanacağım küçük kurabiyeler de pişti. Şimdi pastamı süslemeye başlıyorum. Tabak ya da bu tarz bir kesme tahtası da olabilir. Onun üstüne koyuyorum. Aynı şekilde M harfini de koyuyorum. Biraz hassas. Şimdi üstlerine krema sıkacağım. Şimdi bu kısım tamam. İkinci katlarını koyacağım. Şöyle koyduk. Evet. Bu harflerin üstlerine de bir kat krema geçeceğim. Şimdi sıra geldi süslemeye. Ben ilk olarak çileklerden başlamak istiyorum. Belirli yerlerini şöyle bırakmak istiyorum. Çilekler tamam. Sıra geldi şekerlemelere. Altın çileklerim var. Şöyle bir tane bırakabilirim. Bunları da ortadan ikiye kesip kullanacağım. Ananaslarım var. Onları da şuralara koyuyorum. Pişirdiğim bisküviler vardı. Onları da şuraya ekleyeceğim. En son biraz çikolata rengisi ekleyeceğim. Ve kutlama pastamız hazır. Disney Channel'ın YouTube kanalına abone olduğunuz için ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzninizle ben şimdi pastanın üstüne mumları koyacağım ve üfleyeceğim. Afiyet olsun. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim.